Herkese merhabalar. Ben Semih Tuna. Bugün Fatih Dilber ve Utkan Şahin'le birlikte EuroLeague'de temsilcilerimizin çift maç haftasını değerlendireceğiz. Programa başlamadan önce her zaman olduğu gibi videoyu beğendiğiniz takdirde beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı lütfen unutmayınız. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Şimdiden teşekkür ederiz. Beyler hoş geldiniz. Nasılsınız? Utkan sen Utkan, söyle. ben başlayayım. Doğru. Olur mu? Teşekkür ederim. Bu videoyu da beğenmeyen de ne bileyim kardeşim, basketbol sevmiyordur ya. Ben bu kadar söyleyeyim, yoluma devam edeyim. Fatih abi sen Ben iyiyim, ben iyiyim. Ben keyfim yerinde. De şey söyleyeceğim ya, reklam olarak işte videoyu beğenin falan. Ben de yok söylemem ya. hayır ya onun için Öyle bir baktınız ki bana. basamamıştım. Videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın diye gireyim. Ha, teşekkür ederim abi. Ama ben şöyle söyleyeyim. Yani belki önümüzdeki haftalarda daha aktif bir şekilde yaparız. Böyle yorumları vesaire de bir değerlendirirsek güzel olur bence. Benim Ya böyle evet bir haklısın. naçizane böyle bir yorumum da var. En azından ne derler ona? Interaction deniyor kelime olarak. Etkileşimi böyle bir sağlamış oluruz. İyi ya da kötü. Bazen şey yanlış söylüyor olabiliriz, yanlış konuşuyor olabiliriz. Ama en azından elimizden geldiğince anlatmaya çalışıyoruz diyelim. Evet ya bu hafta da aslında alabilirdi konu ama geçen haftaki yorumlara baktığımızda genel olarak Tomislav Mijatović özelinde pek fazla yorumlayacak konunun bulunmadığı şekilde yorumlar yazıldığından dolayı bu hafta Yalnız bir hafta yoktum. Benim için hoca yiyen diyen Fatih abinin o hafta hoca yemesi gözlerimden kaçmadı değil. Resmen hoca hoca yemedim ben. hoca yemedi. Eleştirmenin Fatih abi yemedi. yemedi. Başka birisi yedi Yani onu. ben tekrar söyleyeyim. Ben hocaların 4 ayda 5 ayda değiştirilmesinden yana değilim. Doğru da bulmuyorum. Yani 4-5 ayda hoca değiştirecek ya da 6 ayda hoca değiştirecek kadar noktaya geldiysen bence organizasyonel anlamda kötü yönetiliyorsundur. Abi biz ilk olarak Fenerbahçe ile başlayalım. Önce geçen haftaki Milano maçı ardından da bu haftaki ilk Baskonya maçında Fenerbahçe oyun olarak dibe vuruyor gibi gözüküyordu. Yani aslında Madrid maçı da bu şekilde başlamıştı. Ya muhtemelen ilk çeyrekteki oyunu gören herkes de herhalde bir mağlubiyet yazmıştır maçı ama ardından gelen 30 dakika yani kişisel olarak geçen haftaki bizim başlığımız görselde kullandığımız başlık en azından Fenerbahçe'nin sezonun en kötü oyunu olduğuna yönelikti. Ama abi bu 30 dakika bence sezon en iyi oyunuydu. En iyi maçlarından birisiydi en azından. Fatih abi senle başlayalım. Sen Fenerbahçe Beko'nun haftasını ve genel olarak son Madrid maçındaki çıkarımları nasıl gördün? Baskonya maçı büyük hayal kırıklığı. Yani Milano üzeri Baskonya maçı gerçekten çok büyük hayal kırıklığı. Yani sadece yani mesela geçtiğimiz hafta Baskonya deplasmanına gitmiş olsaydı Fenerbahçe, yani Milano'yu oynamayıp Baskonya deplasmanına gitmiş olsaydı evet yani arda arda kazandı ve bir deplasmanda da mental anlamda kırıldı ve kaybetti. Baskonya deplasmanları zaten zordur. Yani şu o kalıplaşmış cümleler var ya, ardı arkasına böyle yapıştıracaktık biz. İşte Sen her hafta Baskonya bunu deplasmanı diyorsun ama. zor. Efendim? Sen her hafta bunu diyorsun ama yani. Baskonya'nın deplasmanın zor olduğunu söylüyorsun abi. Yok zor ama yani Milano maçının üzerinde bunu görünce farklı anlamlandırıyorsun maçı. Yani hissiyatı sana bıraktıkları izlerken şey kötü diyebileceğimiz bir maç. Fenerbahçe oyun anlamında maçın birinci dakikasından yüksek ihtimalle 40. dakikasına kadar arada belki reaksiyon verdiği anlar oldu ama ne yaptığını bilmekten uzak birbirinden bu Sarunas Askeviç'in Panathinaikos maçından sonra söylediği bir cümle vardı. Biz başka adalardaydık, Panathinaikos aynı adadaydı takım olarak. Fenerbahçe'de oyuncuların farklı farklı adalara gittiği yine bir maç izledik. Yani birbirleriyle oynamaktan mutlu değil, birbirleri için savaşmaktan mutlu değil bir Fenerbahçe izledik. Ya ben şey olmadım yani İzlerken şey dedim. Ya aslında şimdi Utkan'ın bundan 2 hafta önce, 3 hafta önceki programda şöyle bir şey söylemişti. Hatta Georgievich dönemine de bir atıfta bulunmuştu. Fenerbahçe Georgievich döneminde ciddi bir sekans yakaladı, seri yakaladı. Sakatlar döndü. Bir anda Fenerbahçe dağıldı. Yani Fenerbahçe sakatları kadronun içine dahil edemedi. Dar rotasyonu daha iş çıkartmıştı. Şimdi Wade Baldwin döndükten sonra Marco kötü oynuyor. Nigel kötü oynuyor. Yani böyle olunca sanki acaba Wade Baldwin'in dönüşü Fenerbahçe'yi daha fazla mı yıpratacak? Çünkü mağlubiyetler fikstür de sert. Baskonya deplasmanı, Real deplasmanı, önümüzdeki hafta Monaco.
Arkadan İki tane deplasman yapacağız. Paris-Barcelona. Ve Efendim? Partizan. Ve Partizan. Yani şimdi arda arda sert deplasmanları da düşününce Fenerbahçe'nin işinin fazlasıyla zor olduğunu düşünüyordum. Baskonya maçının hissiyatı buydu ve ya bazı şeyler artık çok fazla yine dönüp dolaşıp aynı şeyleri söyleyeceğiz ama tercih edilmediği için ya da bulunamadığı için Fenerbahçe'nin uzun sorunu çok aşikar, bariz bir şekilde ortaya çıktı. Uzun sorunun yanında Fenerbahçe'nin gard sorunu da ortaya çıktı. Fenerbahçe topa yön vermekte çok zorlanıyor. Birey çok iyi oynayabiliyor ama topa yön vermekte çok zorlandı. Baskonya maçının hikayesi böyleydi. Ve Fenerbahçe ne derler ona? Kelime olarak challenge kelimesi ya da fight Neyden kelimesi. afiyet? Yarışmadı, savaşmadı. Bir maçı kaybetti. Yani Baskonya'ya karşı da böyle oynarsanız kaybedersiniz deplasmanda. Fenerbahçe de bunu kaybetti. Ama Real Madrid maçının ilk 5 dakikasını, ilk 6 dakikasını izlerken de ben aslında bu tadı buldum bu maçta. Yani ilk 6 dakikada. Hatta 20-10'a geldiğinde biraz Fenerbahçe bir şey değiştirmek istiyordum aslında ama yani ilk 6-7 dakikadaki hücumlar işte iki oyuncuya top değiyor sonra Fenerbahçe birebir üzerinden oynuyor. İşte potaya gidiyor birebir. İşte Marco geliyor potaya gidiyor. Faul alıyor ya da almıyor. Yani hata ya yani şey top dönmüyordu. Yani Nagel topu alıyor ilk atışta atıyor ya da Wade Baldwin Sertaç'la iki alver yapıyor sonra kaldırıp atıyor. Yani hakikaten şeydi hücumlar Fenerbahçe'nin akmıyordu. Yani kötü hücum ediyordu Fenerbahçe. Zaten çeyreğin sonunda aslında çeyreğin sonunda ben biraz daha toparlandığını düşünüyorum ama orayı iyi sekans yakalayarak Real Madrid çift tanelere çıkarttı. Yani 10 sayıya çıkarttı. 20-10'du. Hı. Çeyrekte 20-12 bitti yanlış hatırlamıyorsam. Aynen öyle bitti. Yani 8 sayıyla falan bitti. Ama Fenerbahçe Žalgiris maçından örnek vermek gerekirse müthiş bir ikinci çeyrek oynamıştı. Burada da bence çok iyi bir ikinci çeyrek oynadı. Topu çok iyi döndürdü. Bence Melli çok önemli katkı yaptı o dönemde. Çok akıllı hücum etti Fenerbahçe. Savunmada Fenerbahçe hücumda aldıklarıyla birlikte bu sefer iyi savunma yapmaya başladı. Fenerbahçe'nin büyüdüğünü de söyleyelim. Saha içerisinde Nagel 3 oynadı. Yani Nagel 3, Melli 4, Kembirç 5. İki numarada da önce Bonzic olsun sonra Tarık ya da önce Tarık sonra Bonzic olsun. Şimdi yerini yanlış hatırlıyor olabilirim. Ve guard pozisyonunda da Jaguars'la başlayan Wade Baldwin'le devam eden bir sekans. Bence Fenerbahçe burayı takım anlamında, takım halinde çok iyi oynadı. Topu çok iyi paylaştı. Top döndü. Nicolò Melli bence ikinci çeyreğin ben en değerli oyuncusu olarak görüyorum. Fenerbahçe adına en değerli oyuncusu. Çok hakikaten fark yarattı. Keza Kembirç için de aynı şeyi söyleyebilirim. Zaten bence dağılmaya hazır Real Madrid için inanılmaz sert geldi Fenerbahçe. Ve bir anda Real Madrid'de şeyler gitti. Contaları kaybetti Real Madrid. Yani kafalar gitti. Farklı yerlere işlemeye başladı. Hakemlerle uğraşmaya başladılar. Üçüncü çeyrek Fenerbahçe daha da arttırdı. Yani hataları hiç affetmedi. Yani boş kaldı. İşte Nacil boş kaldı affetmedi. Tarık boş kaldı affetmedi. Reboundlarda hep aktifti Fenerbahçe. Ya şey söyleyeceğim. Yani kötü maç geçirmedi bence. Ama çok savunma hatası yaptı. Bence Bonzic olsun. Biraz savunmada dikkatli olsa maç 25'ti. Bak ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek, pardon ikinci çeyrek diyorum. Üçüncü çeyrekte, dördüncü çeyrekte 25 falandı maç. Fenerbahçe gülü oynuyordu. Yani 25 ile bitirmişti. Geçen sene de benzer bir senaryoyla kazanmıştı. Yani farklı kazanmıştı o anlamda söylüyorum. Belki bu kadar savunma yaparak kazanmadı geçen sene Fenerbahçe ama bu sene gerçekten hakikaten savunmadaki sertliği yukarı çıkarak kazandı. Sekansı var. Dördüncü çeyreğin ilk 5 dakikası var sanırım. Böyle bir ritmi Real Madrid'e veriyormuş gibi oldu. Ama onu da tekrardan sonrasında aldı. Ya o normal yani ya. Ya Normal. o da normal yani. Real Madrid deplasmanındasın. Normal karşılıyorum onu. Herhalde bir özel performans daha izledik Nacila İzleyebilirsin. Evet. Ya Utkan, Nacil'e geçmeden önce sana şu şekilde pas atmak istiyorum. Yani bu zaten sezon başında galibiyetlerin geldiği dönemde de söz konusuydu ama Milano ve Baskonya maçının ardından Wade Baldwin ve Nigel Hayes-Davis'in uyumu iyice sorgulanmaya da başlanmıştı aslında. Fatih abi dedi ya hani Georgevich döneminde sakatlar geldikten sonra Fenerbahçe'nin bir dağılma süreci oldu falan diye. Fenerbahçe'de Wade Baldwin'in yokluğunda işte Devon Hall'un yokluğunda aslında eksilirken çoğalmıştı
İşte o dar rotasyonda oyuncular artık rollerini çok net bir şekilde bildiklerinden ve süre alacaklarından garanti olduğundan dolayı performansları da yükselmişti. Wade Baldwin'in dönüşü parkeyi biraz etkilemişti o sebepten, ama Real Madrid maçı bence bir arada oynadıkları en iyi maç olabilir abi. Belki Olympiakos'u katabiliriz buraya, ama Wade, ne Wade Baldwin, en skorer oyuncu oydu. Ne Wade Baldwin, Nigel Hayes-Davis'in Real Madrid maçındaki gibi dominanttı. Ortalamanın biraz daha üzerindeydi diyebilirim. Ne de Nigel Hayes de sadece o Olympiakos maçında son çeyreğin son dakikalarında devreye girmişti. Yani maçı kopartan sayıları atmıştı. Sen bu ikilinin uyumunu Real Madrid maçında nasıl buldun? Ya evet, kesinlikle söylediklerine katılıyorum. Hatta şu istatistik bence her şeyi ortaya çıkartıyor. Baldwin sezon başından beri Nigel'a 7 asist yapmış toplamda. 3'ünü bu maçta yaptı. Ya bu bile bir şeylerin uyum açısından değiştiğini gösteriyor. Bence bu hafta Fenerbahçe'nin gitmesi gereken yolu göstermek açısından iki maçta çok çarpıcıydı. Baskona'da, Real Madrid'de. Bu takımın lideri Nigel. Ve bunu Baldwin de kabullenmek zorunda. Saras da kabullenmek zorunda. Herkes kabullenmek zorunda. Nigel bence biraz orada başka sebeplerin de etkisiyle. Kendisi de maçtan sonra şey söyledi. Belki hatırlarsınız işte Mirotic maçında biraz daha oyunun bana gelmesini bekledim. Hata yaptım. Sonra Baskonia karşısında da aynı hatayı yaptım. Ve bu maçta beklemedim. İşin içine girdim dedi. Evet, girmesi gerekiyor. Bence o muhtemelen Baldwin dönerken biraz daha seninle paylaşmaya hazırım mesajı vermek için biraz pasif kaldı. Ve bu pasiflik Fenerbahçe'nin kötü bir yola gitmesi sebep oldu. Bayağı iyi yalnız ya bence. Burada tam tersi oldu artık. Yani Nigel işin içine girdi ve dedi ki Nigel Baldwin'e benimle beraber bana uyarak sen oynamak zorundasın. Fenerbahçe'nin başarıya giden yolu başarılı bir sezon geçecekse Nigel'ın konfor alanlarını nasıl genişlettiğinle alakalı olacak. Bu bence kesin. İkinci yol şeyde bu maçta Baldwin'in kullanış biçimi değişti biraz da. Şimdi ben öncesine bakamadım. Sadece çift maç haftası üzerinde bakabildim. Baskonia maçında Baldwin 2 numarada yani top getiren oyuncuydu full. Sadece 2 sekansta 2 numara rolüne geçti. Bu maçın başına Marco ile getirdi topu Fenerbahçe. Arthur Zagars'la getirdi. Nigel'la getirdi. Ya yani Baldwin'i birinci top yönlendirici gibi kullanmamak adına yani bu çok belki önemli değil ama biraz daha 2 numara gibi kullanmak adına Fenerbahçe topu onunla getirmemeyi tercih etti. Şimdi Baldwin'le topu getirdiğinde Fenerbahçe ne sıkıntısı yaşıyor? Fenerbahçe Baldwin'le topu getirdiği zaman hücuma çok geç oturuyor. Şimdi Saras'ı geçen sene bizi heyecanlandıran, bizi bu kadar belki de evet bu adam değişti dedirten noktası şuydu. Fenerbahçe tempo, set hücum temposu çok yüksekti. Ama bu sene Baldwin'in sahada olduğu anlarda Fenerbahçe 13. saniyede, 12. saniyede, 14. saniyede daha yeni hücum etmeye başlıyordu. Bu da sizin özellikle ilk bir tane böyle basit ikili oyun sonrası işte Naci'ye top aktarma konusunda ya da ters taraftaki oyuncuya top aktarma konusunda zamanınızı oldukça kısıtlıyordu. Şimdi Fenerbahçe daha set temposu yüksek bir şekilde başlayıp özellikle Zagars'ın sahada olduğu anlarda Baldwin'e topu verdiğinde yarı sahada ve atıyorum süresi 17-18 saniye olduğunda süresi açısından daha tempolu setler oynayabildi. Belki bunlar asist sayısı olarak yüksek bir rakam çıkmadı ama daha tempolu, daha akışkan görmemizin ana sebebi buydu. Fenerbahçe Baldwin'i bu maçta olduğu gibi biraz daha ikinci top yönlendirici, hatta ikinci iki numara, biraz daha forvet gibi, kanat gibi kullanması gerekiyor. Oralarda topu buluşturması gerekiyor. Ya Baldwin oyun karakteri gene tepeye çıkabilir sonrasında. Ama topu başka kısalarla getirmesi gerekiyor. Bence bu maç bunun güzel bir noktasıydı. Baldwin'in rolü ne? Baldwin'in rolü bence bu karmaşadan sonra Real Madrid maçının son çeyreğindeki performans. Yani karmaşadan kastım şu. Nigel'la mı olacak? Nigel'ın lideri mi olacak? O mu olacak? Bu mu olacak? Top mu getirecek? Asist yapacak? Değil. Krizi kim çözdü? Real Madrid'in o geri dönüş krizini kim çözdü? Baldwin çözdü. Aynen. Baldwin Altlarını gösterdi bayağı. orada birebirleri oynamasa, Tavares'in üzerine gitmese, pozisyon yaratmasa, birazcık daha yetenek isteyen işler yapmasa Fenerbahçe o anlarda sayı yürütemeyebilirdi. Çünkü Nigel biraz yorulmuştu, pasif dinleniyordu. Başka bir skorer çıkarmak olsa Zagars son 3. çeyreğin sonunda çok şut kaçırdığı için o performansı sergileyemedi. Marco da işin içinde değildi.
Haliyle birisinin bu rolü üstlenmesi gerekiyordu ve Baldwin tam o anda doğru bir şekilde, doğru birebirleri oynayarak, doğru bir şekilde potaya giderek bunu çözdü. Şimdi bu Fenerbahçe'nin gitmesi gereken yol. Baskonya maçında bunları göremedik. Ama bunun benzerini başka roller şeklinde de olsa Zalgiris maçında da gördük. Fenerbahçe beraber savaşarak, Nigel'ı öne çıkartarak ve Nigel'a uyumlu bir şekilde diğer oyuncuların verimli olduğu bir basketbol planı üzerinden ilerlemek zorunda. Yani bu sezonun kaderi bu yoldan ilerleyecek. Başka bir role girdiği zaman, ya Nigel biraz bekleyeceğim. Fenerbahçe'nin Nigel'ın Milano maçında olduğu gibi işte devrede iki top kullanacağı bir maç oynama lüksü çok fazla yok. Özellikle Real Madrid, Olympiakos, Barcelona, işte Panathinaikos gibi takımlara karşı oynarken. Fenerbahçe Nigel'dan maksimumunu, hatta maksimumda ötesini alıp diğerlerinin onu eklenti olacağı bir basketbol planı üzerine ilerlemesi lazım. Bu basketbol planı özellikle Baldwin 2 numaraya geçtiğinde birazcık daha geçen seneki Maccabi'deki gibi, yani Lorenzo Brown orada daha ana top yönlendirici, Baldwin ise yarım yönlendirici gibiydi. Fenerbahçe'nin diğer oyuncuların da verimli olmasını sağladı. Mesela Ken Burch bence en iyi hücum maçını oynadı. İki tane smacı var. Bir tane çok güzel bir asisti var Melli'ye öbür tarafa yaptı. Yani Ken Burch'ten hiç alamadığım bir hücum katkısını almış oldum. Ki Fenerbahçe bunu arıyor. Yani potaya yaklaşamamasının en büyük sebebi uzunlarından sayı katkısı alamaması. Keza atıyorum işte Colson'lar, işte ters tarafta bulunan topun döndüğü anda Zagars'ın boş şutuna gelen şutlar. Bunları bulması için birazcık daha ana yönlendiricinin, ana aksiyon başlangıcının, kelimemi belki biraz daha düzelteyim, ana aksiyon başlangıcının diğer bir kısa olup set temposunda daha sonra Baldwin'in işin içine girmesi gerekiyor. Bu maç bu açıdan çok güzel bir göstergeydi. Ve yani işin soğuma kısmına katılıyorum. Fenerbahçe'nin hem Milano hem de Baskonia maçında baktığın zaman ilk göz yanılgısıyla şunu görüyorsun. Çok üçlük yedi. Ya özellikle Baskonia üçlük yağdırdı gibi geliyor. 12 tane üçlük yedi Fenerbahçe. Milano maçında çok zor üçlükler girmiş gibi geliyor. Girmedi. Fenerbahçe potu altı zaafını kapatmak adına sürekli içeriye doğru da kapanıyor. Çünkü mecbur. Yani çünkü kapanmadığı an Dontaol bir anda pota çevresinde canı sıkıldıkça smaç basmaya başlıyor. Bu kapanmalar başlayınca mesela Partizan da aynısını olmuştu. Partizan o şutları sokamadı. Ama Baskonia ya da Milano bir anda üçlükleri sokunca bu sefer Fenerbahçe refleks olarak dışarı doğru açılmayı tercih ediyor. Şimdi Real Madrid maçın ikinci çeyreğinde oyunu Fenerbahçe'ye dönme sebeplerinden bir tanesi de bu. Real Madrid ikinci çeyrekte 9'da 1 ile üçlük attı. Yani şutlar sokamayınca Fenerbahçe daha rahat içeri kapanmaya başladı. Ya Bu... buyur abi. orada abi şöyle de bir durum söz konusu değil mi? Real Madrid'in de ve Chus Mateo'nun da bizim ekmeğimize yağ sürdüğünü de söylemek lazım bence. Çünkü Kesinlikle. ikinci çeyreğin başında hani tamam senin dediğin şut sokamayınca biz gömülmeye başladık. Onlar da panik yaptılar vesaire hani iyice sokamadılar falan. Ama abi Facundo Campazzo gibi bir oyuncu yani tüm Eurolig'in en büyük karar vericilerinden birisi olan oyuncu yani top 3'tedir herhalde. Abi tam 9 blok dakika boyunca kenarda oturdu. Ve o Evet. bölümde Andres Felis bu seviyenin oyuncusu mudur? Bence değildir abi. Sergio Llull Bu artık yaşta. bu seviyeden maalesef düştü. Hani şeyde hani kısa mikrodalga dakikalar işte 5 dakika 6 dakika vesaire. Ve abi diğer isim kimdi? Ha, Hugo Gonzalez. Tecrübesiz abi. Panik yapıyor yani belli anlarda. Ve aynı zamanda abi NBA'den dönüşü artık fiziksel olarak bir de sakatlıktan geldi falan. Yani kusura bakılmasın bir Duba gibi gözüken Osman Garuba Garuba ve Serge Ibaka var. Yani korkunç bir maç. Yani korkunç bir 5 tercihi bu. Ve abi oradan 12-0 seri geldi yanılmıyorsam. 20-12 20-10'dan sonra 14-0'dı işte çeyrek 20-12 diye bitti diyelim. İşte 20-24'e gelmişti skor. Yanlış hatırlamıyorsam. 24'e geldi. Öyle bir şey oldu. Evet. Ya bir de bizde o dönem mesela şeyde Ken Burch ve Nikola Melli ile çift uzun kaldık. Ve Melli zaten o şutu sokunca değeri direkt ikiye katlanıyor herhalde. Burada hemfikiriz. Ama abi şimdi Ken Burch de bence sezon sen şeyde en sezonun en iyi hücum maçını oynadın. Bence sezonun en iyi savunma maçını da oynadı aynı şekilde. Direkt Doğru. sezonun en iyi maçını oynadı. Çünkü hakikaten bütün kısaların karşısında kalabildi. Çok etkileyiciydi o anlamda. Yani şimdi ikinci yarıdaki Fatih abi sen Bonzi Olsun'dan bahsettin işte savunma kısmından.
ikinci çeyrekte 23. dakikadan sonraki bölümde Fenerbahçe'nin farkı 16'ya kadar yükselttiği bölümde Fenerbahçe ya sayı atıyor abi ya hücum ribaundu alıyor. Ve Bonzi buradaki fiziksellik anlamında bence çok ciddi bir şey kattı. Guduric bu sezon zaten genel olarak yani uzunca bir süredir en azından Wade'in ve Hall'un yokluğunda da bu görevin altından çok iyi kalktı. Çok iyi olgunluk koydu. Arthur Sagas vücudundan, fiziğinden beklenmeyecek ölçüde bir savunma isteği de var. Hücumda şutlarını sokamadı ama yani bu maç özelde olabilir yani bu ya da yani bu 2-3 maçlık span özelinde de olabilir. Abi şeye bakıyoruz. Wade Baldwin işte son çeyrekte sen ondan bahsettin. Pull-up'ları. Gerçekten hani Maccabi Wade Baldwin'i gibi de oynadı o son çeyrekte. Walter Tavares üzerinden sadece hani tek basket değil 2-3 basket attı yanılmıyorsam. Biraz Ama daha geri çekilip attı, dışarı çıkardığı pozisyonlar oldu. Bütün soğumanın dengesini bozup. aynen. Abi şimdi tek çırpıda 6 tane oyuncu, 7 tane oyuncu saydık. Yani Nigel'ı buraya katmıyorum, tamam mı? Tarık bugün, Tarık bence Perşembe günü gününde değildi. X faktör olarak özellikle ya ben şu ismi işaret ediyorum dediğim bir isim var mı? Utkan senden alayım önce, ardından da Fatih abi senden alayım. Ben Zagars'ı söyleyeceğim. Öyle mi? Ben Zagars'ı şundan söyleyeceğim. Zagars'ın eksikleri var. Çaylak. Fiziksel olarak şey var. Ama mesela bana sorarsanız sezon başından beri Fenerbahçe takımında en çok gelişen oyuncu. Yani gittiği yol şu sürede en çok gelişim gösterenlerden bir tanesi. Zagars'ı ben neden söylüyorum? Zagars'a ihtiyacı oldu ya da Zagars tipinde bir oyuncuya ihtiyacı oldu Fenerbahçe'nin, bu maçta bir kere daha ortaya çıktı. Baldwin'i Fenerbahçe ikinci top ya da yarım top yönlendirici olarak kullanıp birisinin topu getirip aksiyonu başlatmaya ihtiyacı var. Zagars'ın sağda olduğu anlarda Fenerbahçe daha tempolu basketbol oynuyor. Yarı saat temposundan bahsediyorum. Bu da Fenerbahçe o akışkanlığı getiriyor. Yani mesela Devon Hall olsaydı belki bu kadar Zagars'a bağımlı kalmayacaktı. Belki değil, kesin kalmayacaktı Fenerbahçe. Ama o ikinci, ya mesela Fenerbahçe Baskonia maçında tepeden Naci'la, işte post-up oynayan Naci'la top aktaramadı. Bunu başaramadı. Çünkü o kadar set temposu örüldü ki yardımlarla mardımlarla o topun Baskonia'ya geçmesine izin vermedi. Şimdi bu maçta bunu nasıl başardı? 3 gün önce çok, 2 gün önce çok kötü olan bir Fenerbahçe hücumu bir anda nasıl ayağa kalktı? Bence Baldwin'in ikinci adama geçişi ve Zagars'ın özellikle oynadığı anlarda çok başarılı olduğunu düşündüğüm için söylüyorum. Sayı bence atması çok önemli değil. Tempoyu arttırması sebebiyle söylüyorum bunu. Yarı saat temposu arttırması için ben Zagars'ı tercih ediyorum. Ama bugün özelinde yani sen de çok güzel özetledin ama Ken Burch'ü de sayabilirim. Bence Ken Burch çok iyi oynadı. Melli, geçen hafta Fatih abi söyledi. Kesinlikle katılıyorum. Bence Saras'ın Melli'ye şutlamadığı günlerde de katlanması lazım. Yani o zaman gene zekasıyla başka bir şeyler oyuna gene verebiliyor. Kötü bir iki maç geçirmesine rağmen bence gene daha fazla süre almalıydı. Çünkü elindeki uzun rotasyonu sebebiydi. Kolsun'a evet, mücadele kısmında katılıyorum. İşte Nigel zaten bir süperstar. Yani Real Madrid deplasmanda 30 sayı atmak herkesin harcı değil. Ama bence ana başlangıç noktası, bütün bu hücumun, diğer oyuncuların işin içine girme noktası Zagars'ın ve işte atıyorum Gudur için. Gudur için çok o kadar söylemiyorum. Özellikle Zagars'ın oyunda olduğu anlarda topu getirip set temposunu daha hızlı başlatması. Fenerbahçe 13. dakikayı bekleyebilecek bir takım değil. Yani Zalgiris gibi oynayamaz Fenerbahçe. Birazcık daha akışkanlık için hücumlarını erken ve daha tempolu oynamak zorunda. Fatih abi sana geçeyim buradan. Sen kimi işaret edersin? Ben de iki tane oyuncu var. İkisinden birini düşünüyorum. Biri ikinci çeyrek performansıyla Nicolò Melli'ye gidiyorum. Diğer tarafta da Ken Burch. Ya Ken Burch'ün Anadolu Efes maçı da bence iyiydi. Yani sezonun İyiydi. başındaki Anadolu Efes maçının da bence önemli isimlerinden biriydi. Ama orada savunma için söylemeyeceğim. Orada hücum performansı bence Fenerbahçe topu dağıtabilme ya da topta pas istasyonunu Short rolde bilmeyi evet. evet, çok iyi başarmıştı Ken Burch. Bir de foul çizgisine de çok gelmişti. Yani potaya gitti, foul aldı. İşte çizgiden iyi attı gibi oynamıştı o 6'da 6 maçta. atmıştı abi. Ya 6'da 6 ya 7'de 7 o civarda atmıştı ya da 8'de 8 artık neyse. Ama yani yüksek yüzdeyle atmıştı o maçta. İkincisi de bu maç yani Ken Burch'un. Yani üçüncü Mila Bologna maçını söyleyeceğim de Bologna maçının o sekansı ya topu tokatlama sekansı orası var bir de aklıma kalan. Ken Burch bence çok hele hele şimdi maç öncesi şey diyebileceğiniz bir takım. Bence Walter Tavares iyi bir sezon başlangıcına gitmiyor. Yani iyi bir sezon geçirmiyor şu ana kadar ama yine de uzun anlamında yarışabilecek, sizinle yarışabilecek bir takım.
Yani ya fazlasıyla size üstün yarışabilecek değil mi? Üstün çıkabilecek bir takım Real Madrid. O Real Madrid'e karşı Kem Birch'ün sahada işte yarım yamalak oynadığı sezon başından bu yana yarım yamalak oynadığı bir ortamda gösterdiği performans bence çok fazlasıyla değerliydi. Bir de bence dediğim gibi Melli'ye gidiyorum ben. İkinci çeyrekte bence sekans geri dönerken sen biraz önce dedin işte 12-0 mı demiştin? 20-10'dan 22-20 oldu. Ya Fenerbahçe'nin o sekansın devamı bence muhteşem. Yani aslında 20-10'dan 22-4 ile 32-24 oldu maç. Evet abi. O sekansta Melli Kembör sahadaydı ve Evet. Naci 3 numaradaydı. Yani bence Fenerbahçe'nin o sekansı ya bir de koçun farklı bir şey denemeye devam etmesi bence güzeldi. Yani çift kartı oynayayım, çift kartı oynayayım, çift yönlendirici olmak yerine tek yönlendiriciye döneyim, yanında büyük fiziksel olarak büyüyeyim. Bonzi Colson, Tarık Biberovic ya da işte Bonzi Colson, Tarık'tan biri Naci Les Davis, Melli, Kem Birch yapması bence çok değerliydi. Yine de Melli'yi bence maçın sonunda erken aldı. Kenara koydu. Koç ama şey Kem Birch. Evet. Şimdi düşündüm taşındım. Kem Birch'i anlattım ve Kem Birch dedim X faktör. Evet abi ya ilk yarıda o ikili devredeydi. İkinci yarıda da farkın 16'ya çıktığı bölümde de onlar sahadaydı aynı zamanda. Tamam Aynen. ki oraya kadar başka isimler taşıdı. Sertaç'ın line-up'ta olduğu, 5'te olduğu bölümlerde Fenerbahçe biraz daha oyunu ele aldı. Real Madrid'in 3. çeyreğin başındaki reaksiyonundan sonraki bölümden bahsediyorum ama farkın 16'ya geldiği dönemde yine Kem Birch ve Nicolò Melli sahadaydı. Son olarak da abi yani bu kadar konuştuk. Nigel Hayes-Davis'e değinmeden geçtik. Geçmeden önce şey de söyleyeyim. Sen geçmeden önce söyleyeyim. Bonzi ve şey Bonzi yok. Kembirç ve Melli varken artı 15 Fenerbahçe. Zaten açık aralar. Zagars da artı 10. Doğrudur ama Ben de tam onu söyleyecektim. maçın en fazla şeyde 3,5 dakikalık bir bölümde oynuyorlar. Bu 3,5 dakikada Fenerbahçe'nin şu anda tam 5'ini hatırlayamıyorum ama artı 10 yazıyor Real Madrid'e karşı. Sağda ama pivot Sertaç. Ya evet ama mesela ben onun katılmıyorum ya. Sertaç ben oyunu o kadar iyi Sertaç'ın dış şutları girmediği kısımda Aa yok onu ben Sertaç iyi oynadı diye demiyorum abi. Yoksa hani şey Kem Birch ve Nicolò Melli tabii ki çok daha fazla domine ettiler. Yani hani maçın en büyük iki X faktöründen belki yıldızı olarak da diyebileceğimiz isimlerden birisi. Ama yani sadece bunu Instat'ta görmüştüm bugün. Onu bir paylaşmak istedim sadece. Nigel Hayes Nigel'a diyorum geçelim. abi. Ya maç sonu açıklamalar. Utkan sen biraz daha şey geçtin hani yumuşak geçtin ama hani net bir şekilde beni utandırdı dedi Nikola Mirotic. Baskonya maçında takımca rezil olduk dedi. Ve bunu bir meydan okuma olarak da almış yani. İşte şeyden de bahsetti. Maç önünde Kobe'nin bir röportajını izledim. İşte şut performansı olarak biraz sallanıyorsun. Acaba bir duvara mı çarptın, duvara mı tosladın diye bir soru sormuşlar Kobe'ye de. Kobe de şey demiş. Yani şut performansını Nigel üzerinde söylüyorlar. O da ardından Kobe'nin röportajını izledim. Ona şu şekilde soruyorlar. Hani bir duvara mı çarptın acaba? Ben bu şekilde olduğunu düşünmüyorum ama duvara da çarptıysam bunu en hızlı şekilde koşarak duvara çarpmayı yeğlerim şeklinde bir açıklaması olmuş Kobe'nin de. O da bunu kendine örnek almış. Bu şekilde oyunun ona gelmesini beklememiş. O oyunun kendisine gitti. Sezonun en iyi bir performanslarından birisi. Bu çok net. Yani tam olarak ya biz bu akşam ne izledik baba diye soru soruyorsunuz. Yani çıtayı o kadar yukarı koydu ki Nacil. Artık normal performansında bile kimseyi tatmin etmeyecek bir hale geldi. Fatih abi sen de başlayalım. Nacil'in performansını nasıl buldun? Milano'ya kaybetmeseydi Fenerbahçe yüksek ihtimalle ayın en iyi oyuncusu olacaktı. Yani TJ Shorts da eyvallah çok iyi performans sergiledi ama sanki Milano'ya kaybetmese yok Milano'ya kaybetmese ve Naci'yi iyi oynasa Yani. Naci olurdu. Ama bence bu sezon ya şey maçı Milano üstü Baskonya maçı bende bir şey bıraktı. Kötü bir tat bıraktı Naci üzerinde ki zaten ben Milano maçında biraz daha Naci'la yüklenen taraftaydım. Yani Nacıl'ın sorumluluk alması gerekiyor. Nacıl'ın geride kalmaması gerekiyor diyen taraftaydım. Ve Nacıl o şeyi aldı, sorumluluğu aldı.
Utkan bence o kısmı çok iyi anlattı. Yani hakikaten bu takım benim, verenin o topu ben oynayacağım dedi. Yine aynısını yaptı. Asfer'le yapmıştı hatırlıyorsunuz. Jalgiris'in bir kısmında yapmıştı. Bayern Münih maçında yapmıştı. Benzerini yaptı. Ve takımın da elini rahatlattı. Bence orada şey de söyleyelim bana kalırsa. Koç Sarı Nazarskiewicz bence şey yapıyor. Fazla takımla oynuyor. Benim şahsi görüşüm o yönde. Çok oyuncu giriyor çıkıyor vesaire ama Nacılı fiziksel olarak da çok ezdirtmedi. Yani işte Garuba'nın 4 oynadığı bölümlerde 3'e 4'ü çektiği oldu. Hezonya ile çok fazla eşleştirdi. İşte fiziksel olarak hep ters eşleşmeyi yakalatmaya çalıştı Fenerbahçe onu. Canan Musa'nın üzerine gitti. Rayton Mace oyuna girdi. Rayton Mace'in üzerine gitti. Yani hakikaten o fizikselliği kendi daha üstünlüğünü göstermeye çalıştı Fenerbahçe. O da bence değerliydi. Ya bir hafta önce eleştirmemiş olsam yani Eurolig'in şey daha da övgülere devam edeceğim ama ya abi sen bir hafta önceki programda neler neler söyledin. Şimdi ne yapıyorsun sen Biraz da demesinler diye. yüzümüz olsun. Biraz, evet biraz daha hafif geçtim. Hafif överek geçtim. Ben o yüzden geçen hafta gelmedim abi. Evet. Senin ya ben senin geçen hafta gelmememe şaşırdım. Ya onu da söyleyeyim de. Neyse hayat bu. İşine Elektrikler gelmişim. işte 2 yıl falan kesilen memleketlerimiz varmış. Bilmiyorduk biz. Öğrenmiş olduk mesela. Maçı Neyse Nacılı anlamadım. hakikaten özel performans. Özel şeyler de izletiyor. İnşallah sezonun sonunda MVP görürüz onu. Bu performans devam eder. Bu liderliği devam eder Fenerbahçe'de. Böyle devam ederse zaten MVP'liğini konuşuruz. Aynen. Ya bu ayda muhtemelen şey çekeceğiz, hani yarı sezon ödüllerine bir bakış atarız. Orada da düşüncelerinizi merak ediyorum. Utkan sen de abi bitirelim Nigel kısmıyla. Efes'e geçelim sonra. Ben geçen hafta söylediğim 2 hafta önce, 3 hafta önce mi? 2 hafta önce galiba. 2 hafta önce. MVP ile ilgili bir şey konuşmuştuk burada. Orada bir söylemde bulunmuştum. Ben hala arkasındayım ve daha da ileri gittiğini düşünüyorum. Fenerbahçe'de Nigel'dan daha büyük oyuncular forma giymiş olabilir. Yetenek açısından, başarı açısından. Yani şampiyon oluncaya kadar bu zaten kesin. Ama bireysel süper yıldız performansı ötesinde konuşuyorum. Bence Ekpe'nin ötesine geçmiştir. Benim bir numaram her zaman burada Ekpe'ydi, şampiyonluk senesi performans açısından. Ama bireysel performans üzerine konuşuyorum. Tekrardan altını çiziyorum. Bakın başarıya giden o takımı da başarı taşıdığı anlamda söylemiyorum. Bireysel izlerken İnsanı büyülemek açısından konuşuyorum. Yani şu an Nigel inanılmaz bir performans sergiliyor. Yani Real Madrid deplasmanında 33 sayı atıyorsun. Ve maçı kazandırıyorsun. Bütün maçın denklemi değişiyorsun. Yani Nigel'ın 33 atmadığı herhangi bir senaryoda Fenerbahçe bu maçı kazanamaz. Bu işte yani o süper kahraman filmleri var ya, işte bir ihtimal vardı. Gerçekten o bu ihtimaldi. Ve Fenerbahçe bunu veriyor. Ve bunu sağlıyor. Ama Fatih abinin şey söylemine çok net katılıyorum. 3 numarada oynadığı anlarda belki bu sürekli olacak bir şey değil ama onu soğumada biraz daha rahatlatmak, dinlendirmek açısından. Yani Milano maçında mesela çok yoruldu. Mirotic'i tutarken çok yoruldu. Biraz topu kullanamamasının sebebi de buydu. Ya da işte atıyorum Mirotic'in kenarda olduğu anlarda orada mesela çok iyi bir koştuk yaparak karşısına Zeklede'yi koydu. Orada da yoruldu. Şimdi rakipler de Cümleyi haliyle Nigel'ı soğumada yormaya çalışıyor. Burada biraz daha durdurayım ister seni istemez. abi. Çok pardon ya, bu cümleyi duymayalı o kadar uzun yıllar olmuştu ki. Hocam 4 gümbür senede gümbür çok iyi geliyor. koçluk yaptı cümlesini abi, bir tüyler diken diken oldu, bir allak bullak oldum yani, İşin kendimi şakasını geç. Bu karıştırdım. sezon sonunda Messi'nin Obradovic finali olursa şaşırma güzel kardeşim. Biri 6'da 6, biri 4'te 4'te gidiyor. Tamam. Şaşırmayacağım. Yıl 2009. Mesela 2024 değil ama. Ya yok canım, tabii abi şu anda ikisi de rüzgarı arkasına almışken zaten bir zahmet boklamayalım da. Yani Şurada linç yemeyelim. şeyde hani iyiler yani. Milano'da iyi gözüküyor, Partizan da iyi gözüküyor. Doğruya doğru yani. Bence Partizan daha iyi gözüküyor da. Neyse. Ben sadece maçla ilgili kapatacağız sanırım. Aynen abi, Efes kısmına geçelim. Kapatmadan son bir şey söyleyeyim. Yani güzel hikayede bence bir ufak not Wade Baldwin ile ilgili. Maç bittiğinde takım sağ ortasında toplanıyor ya. Herkes Wade Baldwin'in ensesine vuruyordu ya da kafasına vuruyordu. Wade Baldwin'e bir sarılmaya çalışıyordu. Yani orada takım da bence Wade Baldwin'i kazandığını düşündüğünü hissediyorum. Yani Ben ben bunu gördüm. o Bu da hissiyatı bence bizde, aynen. O hissiyatı bizde, bence bizde televizyondan aldık. evet. Yani o yüzden zaten burada şey dedik herhalde sezonun en iyi maçı diye. Yani yoksa kağıt üzerine bakınca Wade Baldwin 10 sayıyla bitirdi maçı.
Tabii. Daha Evet. iyisini beklersin. Aynen. Ama ben de kapatmadan o zaman şey ekleyeyim. Boban Marjanovic için gönderilmesi gerektiği bu maçla beraber bir kez daha ortaya çıktı. Yani Saras'ı delirtti. Şimdi ben çok iddialı şeyler söyleyip Semih'i delirtmek istemiyorum ama yani Boban'ın bu seviyede işi yok. Ve Fenerbahçe bir an önce onu artık gönderip yerine hamle mi yapıyor, ne yapıyorsa. Çünkü oynatmıyor zaten. Oynatmadı. Bir Tavares'e karşı deneyeyim dedi. Orada da işe yaramadı. Demek ki o zaman bu takımda pek de işi yok. Anadolu Efes'e geçelim buradan. Bayern maçının ikinci çeyreğinde 16'ya geliyor fark. Ama rakip tekrar maça ortak oluyor. Devin Booker'a bir çözüm bulunamıyor. Yine de galibiyet geliyor. Darius Thompson'ın bilhassa ikinci yarıyla birlikte liderliği ele almasıyla beraber. Ardından Žalgiris maçı ilk 15 dakikası geçen seneki Žalgiris maçının aynısı. İlk 15 dakikada geçen seneki Žalgiris maçının 15. dakikasında skor 46-19. Perşembe akşamı ise 41-19. Yani neredeyse birebir aynı. Ancak şöyle bir durum söz konusu tabii ki. O Efes maçı 26 sayı farkla kaybederken ki rahatlıkla 40 olabilecek bir maçtı. Bu Efes 25. dakikadan itibaren en azından sahibi efor koyuyor. Yani skora tam olarak ortak olmasa da oyunu ortak oluyor ve farkı da 20'lerden 6 sayıya kadar indiriyor. Siz genel olarak Efes'i nasıl buldunuz diyeyim. Fatih abi sen de başlayalım. Yani inişleri çıkışları çok radikal, çok güven vermeyen. Yani bugün Efes bu maçı kazanır mı? Evet, 20 olur oradan maçı kaybeder. Ya da 20'ye geriye düşer maçı ortaya getirir ama kazanabilir kaybeder diyebileceğimiz bir takım haline gelmiş durumda. Çok güven vermiyor. Özellikle kısa problemi fazlasıyla buram buram bağırıyor. Shane Larkin'in yokluğunu bence yine iki maçta da hissetti. Ben tekrar tekrar söylemeye devam edeceğim ama bence Anadolu Efes buram buram bir gard arıyor. Ya arıyor derken transfer etmek için arıyor anlamında söylemiyorum. Bu takıma sahip çıkacak bir oyun kurucu, bir lider kısa arayışı var takım içerisinde. Lazım diyor ya takım ihtiyacı var diyor. Ve buna çözüm bulamıyor Anadolu Efes. Bayern maçını 16'da kapatması lazım bu maçı. Ya Bayern kötü takım değil ama ya çift maç haftasında bazen bazı takımları kırabiliyorsun. Bayern de kırabileceğin bir takımdı. Ama maçı kapatacak bir işte lider bulamadın ve bunun yanında da Devin Booker'a çare bulamadın. Devin Booker bence kariyer performanslarından biri. Ya ben çok beğenirim Devin Booker'u. Yani çok da severim de oyuncu olarak. Yani bu değil yani Devin Booker. Yani mutlu oldu Devin Booker Efes'e karşı oynadığında. Sezon başında ya da yaz ayında Efes konuşurken biz Efes'in uzunlara karşı böyle bir problem yaşayacağını düşünüyor muydun? Yani düşünüyor muydun? Yani düşünürsen şeye karşı düşünürsün. Yani çok özel bir uzun işte Matias Leso da ucum oyuncusu değil. Walter Tavares de o kadar ucum oyuncusu değil. Yani bir şey diyemedim yani öyle çok iyi hücum oyuncusu uzunu Euroleague'de yok mu ya? Tarık Black de yok. Bilemedim. Yani isim de bulamadım. Yani bu kadar problem yaşayacağını ben hiç düşünemedim. Yani Anadolu Efes'in ve Devin Booker'a hiçbir önlem alamadılar. Ve rahat rahat attı. Yani şeye benzetiyorum bu. Paris maçında yapabildikleri belli bir takım vardı Paris'in. TJ Shorts. Ne yapıyor? Zorluyor, asist yapıyor, orta mesafe atıyor. Birebir oynattığın zaman orta mesafe atıyor. Ya aynısını en iyi yaptığı şey orta mesafe atmak Devin Booker'ın. Orta mesafe atıyor. İkili oyunu bitirmek, ikili oyunu bitiriyor. Ya yani o kadar rahat yaptı ki bunları. Bir de bence şey de söylememiz lazım. Çok ekstra oynadı. Nick Weilerbach. Yani bence Bayern'in geri dönüşündeki en önemli isimlerden biri. Üçüncü Yani çeyrek 5-3'lük. evet. 5-3'lük. Yani ondan o performansı beklemezsin. Onun performansı bence biraz daha maçı ortaya getirdi. Ama maçın sonunda Anadolu Efes bir şekilde maçı kazanmayı başardı. Žalgiris maçına geçecek olursak da geçeyim mi? Yoksa Utkan Bayan'dan sonra devam eder mi? Sen bitir abi ya. Hızını Ya aldım. ben felaket bir ikinci çeyrek. Yani felaket bir ikinci çeyrek reaksiyonu. Yani oradaki farkın açılmasında herhangi bir önlem alınmaması, oyuncuların ne derler deniz yani denizden çıkmış balık gibi çırpınıyor oluşu Ben çıkmış yani balık.
Sudan çıkmış balık. Denizden çıkmış diyorum. Sudan çıkmış balık gibi çırpınmaması. Ben bugün neden böyleyim ya? Ben Yok kendimi abi. Hiç sıkıntı şey yok. Nerede hissettim. öyle oluyor? Biraz beyinlerde. Beyinler gitti bende. Neyse yani hakikaten böyle yarı sahayı geçememeler falan. Yani çok basit top kayıpları. Hücumda çok zorlamalar. Yani Allah'tan yani ben şey söyleyeyim. Yani Bayern maçında 16'dan döndü. Geldi ama bir şekilde kazandın. Yani Jalgiris maçı o geri dönüşü yapmasaydı Anadolu Efes. Belki maçı kazanacak değil ama oyunu bir şekilde ortaladı. Farkı 6'ya kadar indirdi. 69-63'e getirdi. Orayı yapmamış olsa hakikaten daha farklı şeyler konuşuyorduk Anadolu Efes'le ilgili. Yani olmayacak herhalde falan evriliyordu. Yani Jalgiris deplasman zor deplasman. Ya yani oraya böyle sekans verirsen rakibine, yani böyle ciddi bir sekans verirsen onlar seni yenerler. Bence mesela Lonnie Walker inanılmaz iyi başladı maça. Yani ben çok Genel konsantre gördüm. olarak çok iyi başlıyor zaten abi son dönemde de, ama o şekilde bitirmiyor neyse ki. Olsun ama yani o konsantrasyonu yüksek ama şey yani Anadolu Efes'in işte hem maç başlangıcı Lonnie Walker'a karşı yumuşak olması hem Silvian Francisco'ya karşı yumuşak olması bence çok eksiydi. Yani Jalgiris deplasmanı kaybedebilirsin ama ben ikinci çeyreğin bir kısmında gördüğüm Anadolu Efes'ten çok memnun kalmadım. Ama dördüncü çeyrekte getirdiği noktadan çok da memnuniyetsiz değilim. Çünkü oyun anlamında bir şekilde oyunu ortaya getirdin. Belki biraz daha iyi hücum edebilseydin. Belki hakikaten bak tekrar söyleyeyim. Shane Larkin'in olmuş olsaydı belki Jalgiris deplasmanında kazanıp gelebilirdim. Veya bir tane daha Jordan Wora'ya bağlayayım. Stanley Johnson'a bağlayayım. Anadolu Efes'in bir tane kullanamadığı Amerikalısı vardı. Stanley Johnson. Şimdi Jordan Wora'yı da kullanamaya başladı. Yani yanına bir tane daha oyuncu ekliyor. Hakikaten zor duruma gidiyorsun. Kısa konusunda. Shane Larkin'in de olmadığı dönemde. Yani Elijah Bryant yazık garibim tek başına kaldı. Yani böyle bir bitirmiş olayım ben Efes tarafını. Utkan Fatih abi kısalardan bahsetti. Abi ben ufak bir reklamlar diyeceğim. Tarih 30 Temmuz 2024. Biz Shane Larkin'e özel kadro kuotuyla bir Anadolu Efes takım analizi çektik. Bu takım analizinde tam 26. dakikada başlıyor. Jussu Szolak ile kontrat uzatmanın olabildiğince aceleci olduğunu, Dan Oturu geçen sene nasıl çıktıysa ya da Moses Wright çıktıysa, bu sene de bu tip isimlerin çıkmasının basketbolun kanunu olduğunu söylemiştim. İşte Saben Lee çıktı piyasaya, daha birinci maçta çıktı hem de. Ve Shane Larkin'e, yani Surround the Body diye bir kavram var abi. Tam olarak bu Efes kadrosu için de bu geçerli bence. Shane Larkin ve askerleri gibi bir kadro oluşmuş. Ve Shane Larkin'in bir aylık sakatlığı dahi direkt kullandığım cümle şu: Allah kolaylık versin, bu çok net. Olası bir sakatlıkta problem fazla ve bu kısa eksikliği, yani Holas'a kontrat uzatma ve bir yaratıcı daha eklenmemesinin eksikliğinin faturayı tamamen Tomislav Mijatovic'e çıkarabileceğinden bahsetmiştim. Siz bu bir aylık, ya yani Jussu Szolak'la sözleşme uzatmamış olsanız en azından bir yabancı daha hakkınız daha olacaktı. Belli bir bütçeniz daha olacaktı. Ve bu tip duruma karşı Larkin'in sakatlığında daha hızlı bir şekilde reaksiyon alabilecektiniz. Ve bu alacağınız oyuncu da sizi belki bir üst seviyeye dahi taşıyamayacaktı. Ancak Holat'tan daha iyi oyuncu olacaktı. Holat buraların oyuncusu asla değil. Bu çok net herhalde. Ve herhalde Anadolu Efes'te şu anda Fatih abinin dediği gibi kısa eksikliği yaşıyor. Takımdaki en büyük problemlerden birisi sence bu mu diye sana bir paslayayım Utkan. Abi çok karışık bu soru. Katılıyorum. Yani bir kısa problem olduğu konusunda kesinlikle katılıyorum. Larkin'siz bu takımın ilerlemesinin zor olduğuna da katılıyorum. Holas konusuna senin her söylediğin her şey olduğu gibi buna da imzamı atarım. Kesinlikle. Bence Rıdvan daha iyi performans veriyor. Öyle Yani bence de. Rıdvan iki maçta daha iyisini ortaya koydu. Holas'a hiç gerek. Alındığı günde ihtiyaç yoktu bence. Koç Profil Özdemiroğlu'nun sakatlığından sonra alındı. Bence o gün de ihtiyaç yoktu. Yani yerli olarak. olsa tamam da abi yerli de değil ki yani.
Bana nedense o transfer ilk günden beri belki hatırlarsın Edo Muriç hamlesiymiş gibi geliyor. Bir anda Of çok sakatlık kötü sonra abi. Öf. sakatlık sonrası durduk yere yapılan bir hamleymiş gibi. Abi hiç gerek yok bu hamlelere. Ve işte 2 yıldır şey yapıyor. Şimdi kısa konusunda kesinlikle katılıyorum. Bir eksikliği var Efes'in ve bu özellikle bence en çok Zalgiris maçında belli oldu. Maçı 6'ya getirmişken ve Zalgiris ikinci yarı hiçbir şey oynamadı. Zalgiris bir Anadolu takımı taktiği gibi 24 saniye süre yiyeyim. Atarsam atarım, atamazsam en azından süreden çalmış olurum tarzı bir mantıkla. Bak yemin ediyorum koca bir ikinci yarı oynadı adamlar. Atamadılar da çok uzun bir süre. Dertliyim sebebini sormayın. Francisco sadece maçın sonunda 2 defa Simis'in üzerine gitti, maçı bitirdi. Abi Sim, yani bu maçı 6'ya getirmişken ve karşı taraf bütün ritminden kaybolmuşken o maçı kazanmak zorundasın. O maçı kazanmak için o adımı atman gerekiyor. Çünkü artık asar rüzgar senin arkanda, rakibin arkasında değil. 6 sayı fark hiçbir şey basketbol için. Ama işte orada Larkin gibi bir oyuncu olsaydı kesinlikle katılıyorum. Bugün Efes Kronos deplasmanından galibiyete dönmüştü. Benim orada üzüntüm şu. Elijah Bryant benim beklediğim o adım bir türlü atamamış olması. Belki de ama yani Novara'nın ve Stanley Johnson'ın da işte performans veremediğini düşününce yorgunluk da artık onu orada etkiliyor Çok olabilir. net abi. Efes'te 20 tane sorun varsa biz bu problemi zaten 20. sıraya koymakta bile zorlanırız ya. Yani. Elijah Bryant ismini Hayır. aynen. Ben bir üst basamağa çıkmaya hazır olduğunu düşündüğüm için söyledim onu sadece. Şey kısmını söyleyeyim ama bana sorarsanız bütün bu kaosun ve bu kaostan da yani kısa problemlerden de daha büyük problem olan şey haftalardır söylediğim gibi ben gene bu mağlubiyeti koça yazıyorum. Çünkü maç o sıradayken ikili oyun soğumasında Simis Francisco'nun karşısında kalamayacağını o an salonda olan 3 yaşında Kaunas'ı bir taraftar bile söyler. Sen 2 pozisyon arka arkaya adam değiştireceğim diye Simis'i Francisco'nun karşısına koyuyorsun. Simis zaten o anı istiyor. O anı bitirmek istiyor. Sen ona fırsat vererek maçı bitirmesine fırsat veriyorsun. Başka bir noktaya geleceğim. Ben zaten haftalarda soğuma kısmını söylüyorum. Soğuma kısmında şu eklenti üzerine ilerlemek istiyorum. Şimdi bence Efes'in yaşadığı dalgalanmalar büyük bir rotasyon sevdasından kaynaklanıyor. Yani Evet. Efes'in çok acilen rotasyon daraltmaya ihtiyacı var. Abi Holatz tamam çift maç haftası bak anlıyorum. Ama sakat gibi düşüneceksin. Ve süre azaltacaksın. Abi öyle 15 dakika Holatz'a vereyim dersen bir anda Bayern de gelir maçı almaya gider. Bir anda bakarsın Kornos maçı 20'ye de götürmüş. Öbür hafta atıyorum Partizan maçı 30'a vurmuş. Euroleague'de bu fırsatları verirsen geri dönmen çok zor. Ya da o fırsatları verirsen o trade edebilmen çok zor. Zaten haftalardır bu sıkıntı yaşıyor Efes. Maçın kendi ritmine giden maçın bir anda rakip takıma geçmesine sebep oluyor. Bak benzerini sen Semih çok güzel bir şekilde anlattın. Real Madrid kapıyı açtı diye anlattın Fenerbahçe üzerine. Kesinlikle katılıyorum. Fenerbahçe'nin dönüşünde kapıyı Real Madrid açtı. Bayern Münih maçında da. Bayern Münih gelmedi. Efes kapıyı açıyor. Çünkü rotasyon çok geniş. Abi Stanley Johnson'lara süre vereyim. Derek Willis'lara süre vereyim. Çok kötü oynayan. Ya, gerçi şey hakkını yemeyeyim. Bayern Münih maçta çok kötü oynamadı ama sezon genelinde kötü oynayan Roland Smith'e sürekli o Ercan'dan daha fazla süre vereyim. Abi bunları kovalamayacaksın. Ben o yüzden söylüyorum. Bak mesela Ergin Ataman'ı herkes beğenir beğenmez. Şöyle der böyle der. Bir yerde bir sıkıntı görüyorsa Ömer üzerinden söyleyeyim. Ömer Faruk'un performansından memnun değilse bir anda keskin bir şekilde tamam oynamıyorsun yerine Mitoğlu oynuyor. 4 numaradan 5 numara getiririm. Ben senin işte agresif olmamanla mücadele etmek zorunda değilim dedi. Ya da Ömer'in sürelerini 2 dakika çıkartıp bir anda Lesort'a 35 dakika oynattı. Yani belki bunlar uzun yıllık sezonlarında biraz aşırı hareketler. Ama ve lakin bir takım yapısı oluşturmak için, bir çekirdek oluşturmak için bu kadar geniş bir rotasyon üzerinden gidemeyiz. Zaten Tomislav Hoca'nın bence en büyük sıkıntısı burada kaynaklanıyor. Herkesi mutlu etmek zorunda değilsin. Takıma maç kazandırmak zorundasın. Bazen o yüzden mutsuz olur oynamadığı için. Buna yapabilecek bir şey yok. Bu oyunun kuralı. Bazen hakikaten hak eden bir oyuncu oynatamayabilirsin. Ama takımın kazanması için doğru yetenek seviyesi, doğru kararlılık seviyesi, doğru mücadele içerisinde olan oyuncuları bir arada tutmak zorundasın. Sen bir anda işte Elijah Bryant ile Darius Thompson'ı kenara alayım diyemezsin. Efes gibi bir takımın hem Darius'suz hem de Elijah Bryant'sız bir çeyrek oynama şansı yok. Yok abi. %100 katılıyorum.
Ya bunu izin verdiğin an işte bak bir anda o maç bitti gitti. Şey oldu. Dolayısıyla ben Efes'le ilgili Larkin eleştirilere kesinlikle katılıyorum. Yani Larkin temalı bir takım ve bu takımın neden hola salmadığına kesinlikle katılıyorum. Ama Şahvanli gelseydi de ona da doğru kullanamayacağını düşünüyorum. Ya ben bir türlü doğru coaching'in yapılamadığını ve bu doğru coaching yapılamazsa Efes kötü bir takım değil. Efes kötü kaybedebiliyor. Elindeki maçı verebiliyor ama kötü bir takım değil. Ama Efes bu sezonun artık biz normaline gelmeye başladık. Ve orta noktasına doğru gelmeye başladık. Özür dilerim. Orta noktasına doğru gelmeye başlayınca Efes play'ine takılı kalmış bir takım görüntüsü vermeye başladı. İki ileri bir geri. Bir iki geri bir ileri. Şimdi Efes bu zincirden kurtulacaksa bir adım atmak zorunda artık. Yani 3 maçlık galibiyet serileri, 4 maçlık galibiyet serileri, 5 maçlık galibiyet serileri yakalayıp belki de kendisini ilk 6'ya sokmanın mücadelesi içerisine girmesi lazım. Ama bu şekilde Efes ilerleyecekse ve gelişmeyecekse, ben bunun Larkin'e de bağımlı olduğunu düşünmüyorum, açık açık söyleyeyim. Gelişmeyecekse Efes play-in sınırında kalacak bir takım olacak. Bu da üzüntü verici. Bence Efes daha fazlasını hak ediyor. Daha fazlasını yapabilecek bir Doğru. fazlasını. Ya Efes, Fadi abi hemen atacağım sana. Efes bence contender bir takım değil abi. Yani Değil ama 6'ya da zor. Yani ben mesela kesinlikle katılıyorum. Evet. 6'ya kalmazsa eleştirmem. Ama 6'ya kalması için mücadele etmesini, gelişmesini görmek isterim. Evet. Ya şu bir de şey, Barcelona ve Real Madrid bu şekilde başlamışken hani onların da biraz daha yukarıda olmasını beklerdik çok net şekilde. Ya bundaki en büyük sorunlardan birisi de Shane Larkin'in olmaması, ama ikinci olarak senin dediğine katılıyorum. Fatih abiye de buradan sözü pas atacağım. Abi şimdi Efes ilk çeyreği 7 çift haneli farklı geride kapattı. Yanılmıyorsam ya 27-17 ya 28-18. Ve hakem bu ilk 10 dakikada hakikaten üniforma olarak Žalgiris forması giymiş bir şekildeydi. Etki ettiği net 5 sayı var. Artı 2 de potansiyel. Yani potansiyel dediği serbest atış. Bunları sokarsın sokmasın. Tam 7 sayıya etki etmiş oluyor bu şekilde. Ama ikinci çeyrekteki 5'e bakıyorum. İlk 5 dakika boyunca, yani bu kadar uzun bir blok süre mümkün değil. Bu oyuncuların oynamaması mümkün değil yani. Şimdi Elijah Bryant ve Darius Thompson aynı anda sahada değil. Şimdi sizin savunma sertliğini arttırmanız gerekirken bu ikinci devrede ikinci çeyrekte bu kadar Žalgiris üzerinize gelirken yani savunmasıyla direkt öne çıkan bir oyuncu varken burada Vincent Poirier, o ilk devreyi 9 dakika ile bitiriyor. O turu 11 dakika ile bitiriyor. Bayern maçın iyilerinden Roland Smith burada Ercan ve Derek Willis'in arkasından üçüncü uzun forvet olarak giriyor. Bu bence motivasyon düşürücü bir şey abi yani. Hani sen iyi bir maç çıkarmışsın. Senin önüne geçen maçta hiç süre alamayan bir oyuncu var. Ve hani sen önceki maçta 39-40 dakika oynamış bir oyuncu da değilsin. Aynı zamanda Jordan Noor'un sahaya negatif anlarda negatif olarak gösterdikleri, Ercan'ın sadece 8 dakika süre alması ya da maç sonu Otur veya Poirier'in sahada olmaması ve Smith'in pivot olarak sahaya atılması ve bunu da aynı şekilde Francisco, işte bahsettin ondan, son çeyreklerde Euroleague'de en çok sayı bulan oyunculardan birisi değil, direkt bir numarası ve ya böyle anlarda böyle anları böyle oyuncuları kovalayan bir isim olması Francisco'nun, yani Kavanas deplasmanında kaybetmek olağan bir durum. Buradan galibiyet alırsanız zaten ekstra olarak yazarsınız bunu kendi not defterinize, ancak ya bu rotasyonlar olmasa bence de Efes kazanacak basketbolu oynayabilirdi Fatih abi. Sen ne düşünüyorsun? Yani Larkin'in olmadığı bir günde, yani herhangi bir maçta, Türkiye Ligi maçını kenara koyuyorum. Türkiye Ligi'nde oynadığım maçların işte Fenerbahçe ile işte Beşiktaş, Bahçeşehir, Galatasaray vesaire, onları kenara koyuyorum. Lüksü yok Anadolu Efes'in. Darius Thompson'la Elijah Bryant'ı kenarda beraber oturtma şansı yok. Ya bu rotasyonu illa yapmak istiyorsa, illa bu oyuncular çift maç atlası yıprandı diye düşünüyorlarsa, işte önce bir Darius Thompson'ı 2-3 dakika kenara alırsın. Sonra alırsın tekrardan oyuna Elijah Bryant'ı 2-3 dakika kenara alırsın. Ama bir tanesi sağda olur. Hatta bir tanesi bence Rodrick Bobo ile birlikte sağda olur. Yani o oyuncunun yanında da Rodrick Bobo olur. Net bir şütörle. Ya da en azından orta mesafede perdeden sonra savunma hatasını değerlendirebilecek bir oyuncuyla sağda olur. Şimdi Jordan Nwora diyemiyorum. Aslında Jordan Nwora derdim buna da. Ya yani onun da performansında son dönemde çok şey yapamadığım için, güvenemediğim için onu söyleyemiyorum. Şimdi böyle olunca şey problemi çıkıyor. Utkan'ın bence anlatmak istediği güzel bir şey var. Yani çok güzel bir şey vardı. Bence çok doğru bir şey.
Yani rotasyon yapmak zorunda değilsin. Daraltabilirsin rotasyonu. Herkesi mutlu edemezsin. Herkesi mutlu edeceksen bir herkes elini taşın altına koyduğunu görmen gerekiyor. Doğru. Bir basketbol koçunun en önemli şeyi karar verirken ben top elini taşın altına koyan oyuncuyla birlikte miyim? Ben bu oyuncuya süre verdiğinde bu oyuncu elini taşın altına koyuyor mu? Yoksa ya benim elimde oyuncu yok ki. Justus Hollas sen gir oyuna. Dediğin andan itibaren Justus Hollas'tan bir katkı alamazsın zaten. Bence Anadolu Efes böyle oynuyor. Justus Hollas'ı da bu şekilde kullanıyor. Bence Fenerbahçe'deki Arthur Jagars'la Anadolu Efes'teki Justus Hollas arasındaki en önemli fark bu. Tamam, Arthur Jagars bence daha iyi oyuncu Justus Hollas'tan. Ama bir tarafta rol verilmiş, bir tarafta topu eline verilmiş, bir tarafta rolü belli, neler yapması istendiği belli bir oyuncu oynarken diğer tarafta Darius Thompson'ı 3 dakika dinlendirmem lazım, Elijah Bryant'ı 5 dakika dinlendirmem lazım, senin oyuna girmen lazım diye Justus Hollas'ı sahaya atıyorsun. Bence bu hikaye kötü bir hikaye. Bu rolün olmaması kötü bir hikaye. Katkı alırsın almazsın. Bu seviyenin oyuncusu olur olmaz. Ya Rıdvan sahaya atılıyor. Bence mesela Rıdvan ve Justus Solas öyle bir sahaya atılıyor ki fark yedik bak sizin yüzünüzden yedik gibi yapılıyor. Yani oyuncunun özgüveni de burada yıpranıyor. Ya ben giriyorum oyuna öyle bir beşle sahadayım ki zaten bu takım zaten şey olur. Ya Türkiye Ligi'nde oynasak kafa kafaya oynarız zaten Türkiye Ligi'nde bir takımla. Sen Jalgiris deplasmanına bu beşi atamazsın sahaya. Atmaman lazım. Bu da aslında bir yerde şey değil, tecrübeli koçluk oluyor. Yani Jalgiris deplasmanı hissedip koçluk oluyor. Bence oralarda ciddi bir eksiklik yaşıyor Anadolu Efes. Benim gördüğüm kadarıyla. Ama şey söyleyeyim, ben tekrar başa alıyorum. Sen yazın söylediğin noktaya geri döneceğim. Anadolu Efes Shane Larkin takımı oldu falan dedin ya. Geçtiğimiz sezona dönüyorum. Geçtiğimiz sezon Anadolu Efes'le ilgili iki tane temelde problem söylüyorduk. Ya da ben söylüyordum. Siz söylüyor muydunuz bilmiyorum. Yanlış şey yapmayın. Birincisi Shane Larkin'in alternatifi yok. Yaratıcı problemi yaşıyorlar. Darius Thompson kötü bir sezon geçiriyor. İkincisi de 5 numaralardan istediği katkı alamıyor. Allah'tan Dennis Turi'yi transfer etti de 5 numaradan katkı almaya başladı Anadolu Efes. Noktasını. Tarik Jones'tan istediğini alamıyor. Şimdi 5 numara problemini yani en azından Vincent Poirier ile ben beklentimin altında performans sergiliyor şu ana kadar ama bir şekilde çözebilirsin. Ama yazın guard hamlesi yapmamış olman bence kabul edilebilir değil. Bence çok yanlış. Bence problem yaz ayından kaynaklanıyor. Yaz ayında sen o pozisyona sen diyorsun ya Justus Solas'la devam ettin Anadolu Efes. Justus Solas'la devam ettiği gün o eksiği oraya yazdı. Ne yazık ki yazdı. Ne Doğru. yazık ki yazdı yani. Ona yapabileceğim bir şey yok. Şimdi de sezon ortasında oyuncu bulabilir mi? Bulur. Ama oraya monte etmek şey oluyor biraz. Bence çok yama oluyor. Fazlasıyla yama oluyor. Ya abi oraya monte edeceğin oyuncu da yani sonuçta 25 dakikalık bir oyuncu olmayacaktık yani. Ya bence yapılabilirdi. Yani. Ama şimdi mesela çok konuşulduğu için söyleyeyim. Sabin Lee. Mesela. Yok, Anadolu Sabonis'in Efes'te rolü daha farklı. Hani ben aslında biraz daha şey gibi düşündüm hani bunu. Stefan Jovic tarzında, anladın mı? Jovic ne yapıyor ya? Konusu açılmışken. Şeyde İyi İspanya'da. oyuncuydu. Hey gidi günler hey. İspanya'da. Aynen. Antonio Neyse. Huertas. Abi ekleyeceğim bir şey yoksa şey Stefan yapalım. Markovic vardı. Aklıma geldi. Evet. Böyle şey 15 dakikaları verebileceğim Evet. kısalardan biri. Jovic daha iyi Bunu abi ya. Bence. en azından şut atıyor Markovic. Ki biliyorsun Evet. üçlük Doğru. atan oyuncu Jovic'den benim daha iyi açımdan şut atıyordu. Aynen. benim için üçlük atması oyuncunun önemli. Abi o zaman kapatalım diyelim. Ben bir şey ekleyeceğim hemen çok kısa. Bence Devin Booker 3 yaş daha genç olsaydı bu yaz 2 milyonluk kontrat alırdı herhangi bir takımdan. Ya bir İnanılmaz. şey söyleyeceğim. Gene adama overpaid yaptıracaksınız. Gene adama Kanka, overpaid abi Efes hadi Efes kötü soğuma yapıyor. Baskonya'da 19-5-5 yaptı. yaptıracaksınız. Yok yok Ya şey. bu arada sezon başından beri yapıyor bunu. Herkese Tamam. karşı yapıyor. Ya Doğru. o kadar Doğru çok. doğru net bence de yapardı ya. Bence de yapardı. Bence de.
Onun yayını kapatmaya ihtiyacı var. Hadi kapatalım. Aynen. Yani. Ya diğer takımlara pek giremedik çünkü iki takım dört maç konuşulacak birçok konu, birçok hikaye. O sebepten yani Partizan'ı konuşma niyetim vardı ama yok artık yani artık bir saat Ya aşmış büyük keyif durumdayız. aldım Partizan maçını izlerken. Tribünler çok büyük keyifli. Semih Bey Neyse sen kapat biz konuşuruz. kapatalım. Evet, sen kapat biz O konuşacağız. zaman Devam ederiz. bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.